mı çevireceğim? Yes sir. Sir olur mu? Ben kadınım. Olmadı bir şey. Bir daha kapatıp aç anne. Ezel Bayraktar. Yoksa Ömer Uçar mı diyeyim? Ne istiyorsun Eğir? Sana da sıra gelecek. Biraz bekle. Bekliyorum. Beklerken sana malumat vereyim. Vurkaç'ta bir vurkaç olayı oldu. Yarın gazetede okursun. Ha bir şey daha. Cengiz var ya. İntihar etti. Belgrad ormanlarının orada. Ama daha önemlisi senin pederin evinde talihsiz bir olay oldu. Senin anan, sonra senin senin havaya uçtu. Buradan ne ders çıkaracağız? Elimi uzatınca o eli adam gibi sıkacaksın. Ramiz'e söylersin. Gerek yok. Kendin söylersin. Çatışmadan sağ çıkarsan. Ne? Öndekiler gitmiş dayı. Ama bu hala yaşıyor. Biraz. İstersen buyur dayı. Daha fazla uzatma yeğen. Ben o eli bir daha sıkmam. Kim ne derse desin yeğen, intikam güzel şey, güzel. Bak bana ikinci kez mezar kazdırıyorsun ha. İş dağılımını yeteneğe göre yaptık. Şikayet etmiyorum. Ne ders aldık bu olaydan? Cengiz Atay'a güvenmeyeceksin. Gel. Alo Ezel. Ya bırak şimdi de dinle beni. Eğir senin eve adam yolladı. Evet annenlere. Can'a havaya uçuracak orayı. Vurkaç'a da gönderdi. Nerede şimdi? Yazlık bir yeri var Sarıyer'de. Yoldadır şimdi. Kes yolu göreceksin. Cengiz. Ezel çabuk dedim sana. Sonra teşekkür edersin. Şunları halledelim. Ha ha ha.
Cengiz Atay'ı tekmelemeyeceksin. Cengiz Atay'ı tehdit etmeyeceksin. Güvenmeyeceksin de. Yoksa kalkar, iki dakika önce kazık yediği ezel arkadaşını arayıp aynı tuzağı bir daha kurar sana. Hadi. Yolla bakalım bahtsızları. Rahat ol. Ezel'den mi korkuyorsun? Yok, dayıdan çekiniyorum. Senle sıkışacak ya. Benim tanıdığım dayı oyun için dahi olsa böyle bir şey yapacak adam değil. Cengiz, sana bir şey anlatayım. Dayı kafalıdır, cesurdur, aslan gibidir. Ama nihayetinde aslan da bir avcıya avdır. Bir kere kafesleyince aslanı, bir daha doğaya saldın mı tutunamaz. Cengiz, dayıyla ilk el sıkışımız değil bizim bu. Anlamadım. Onu içeri aldığımda bana dediler ki, bu adam konuşmaz, yıkılmaz. Ben de oturdum karşısına, açtım ışığı, uzattım elimi. O ne yaptı? Elimi sıktı. Sıkarken de çocuk gibi ağladı. Dayı, geçen gün hani sana dediklerim... Bak yeğen, bir kere kırılınca insan, sonradan ne kadar tuttursan olmuyor. Bir daha dik duramıyor insan. Kimden bahsediyorsun? Kenan, Yusuf. Yendiler zaten ya, beni devirdiler. Kopardılar köklerinden. Neler diyorsun dayı? Bak yani, fırtınada bir ağaç nasıl devrilir bilir misin? Hak Teala böyle bir ışık gönderir, bir yıldırım. Ağacın tam ortasına çatır, çatırlar. Öyle bırakır kendini yere, toprağa. Önce yavaş, sonra... Hızla iner yere. Beni de öyle indirdiler işte yani. Dayı. Koskoca Ramiz Karaeski. Kaç defa yendiler onu biliyor musun? Ben kafamı kaldırmak istedikçe vurdular. Devirdiler. Haklısın. Hesabı uzun tuttum. Seni de kullandım içinde. Ama inan bana, bak inan bana, güç için değil, para için değil. Sadece bugün, şimdi ayakta durmak, dik durmak için yani. Onun için. Her insanın bin bir maskesi, altında da iki yüzü vardır. Her insan hem avcı, hem kurbandır. Hem masum, hem canavardır. Ne zaman geçer bilinmez birinden diğerine. Bakın ne güzel oldu. Güçler birleşti.
Ramiz, ne diyorsun? Eski düşmanlar dost olacak mı? Hazırlıklara başlayın. Bak, yaramazlık yapmak yok ha. Hemen bir şeyleri araklamaya başlama öyle. Sonra seni içeri atarım yine. Ne de olsa artık küçük ortaksın bana. Asıl mesele insanın ne zaman masumdan canavara geçtiği değil, ne olursa geçtiğidir. Küçük ortak. Aferin. Ne diyeyim? Onca sene sonra sonunda adam olmuşsun. Peki adamım olmaya hazır mısın? Elimi uzattım. Yüzdün kuyruğuna geldin Ramiz. Ha gayret. Alt tarafı bir elimi sıkacaksın yine. Ha? Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Böyle. Ama bize... Senle böyle konuşmadık biliyorum. Yalan söyledin. Konuştuğumuz gibi yapmadın planı. Sen de. Ama Ali'yi istiyordun. Al sana Ali. Gel. Ödeyeceksin. Ödeyeceksin. Ramiz. Ramiz ne yaptın? Sen işi mahvettin. Tamam kardeş, tamam. Bir zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş. Ha? Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuşsun. O zaman git konuş onlara. Ramiz Karaeski emaneti olan bu şehri İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara, tamam mı? Öldünüz. Hepiniz öldünüz. Hem de kaç kere? Seninki ilk mi olacak? Kardeş, o öyle bir baktır ha. Yanlış kaynamasın. Hadi. Öldünüz. Öldünüz hepiniz. Öldünüz! Öldünüz! Elimi uzattım. Sen de sıkacaksın. Aslında senin istediğin tekme tokat. Aşağıda kırılana kadar dayak. Ama ben bunları yapmayacağım. Işığı açacağım. Elimi uzatacağım. Sen de sıkacaksın. Işığı açacağım. Çıkar hadi.
elimi uzatacağım. Eteği de çıkar hadi. Ramiz Karaeski. Kenan. Birkan. Kenan Birkan. Bitti mi? Yeter mi? Bitti mi? Ne bitmesi? Daha yeni başlıyor. En az 20 yıl içeride kalacaksın. Gazinon, kulüplerin, adamların hepsi teker teker gidecek. Sana girme dedim çocuk. Sana beni takip etme. Sen bu dünyanın adamı değilsin dedim. Sen bu dünyanın adamı değilsin. Artık. Çocukların da değil. Daha değil. Ama bir gün gazetede ölüm haberlerini okuyacaksın. Kenan. Kardeşimdin sen benim. Kimse kalmayacak. Senden başka. Ama sen yaşayacaksın. Sana kimse dokunmayacak. Yaşayacaksın. Cezam bu. Beni yaşattığın gibi. Biz üçümüz. Bak çocuk. Üçümüze bak. Çocuk değilim artık. Biz üçümüz başkaydık bir zamanlar değil mi çocuk? Aa, bir de şu camın arkasındaki karı var ya, bir daha onunla tek bir kelime edersen, bir daha ona dokunursan, bakarsan, anladım. Ne yapacaksan yap kardeşim. İlk bıçağı ben savurdum çünkü. Akacak kana sen hükmedeceksin artık. Ama söyle. Gitmeden söyle. Bu kadar. Söyle çocuk. Biz üçümüz bu alemi dize getirdik. Bir zamanlar arkadaşların en azıydı. Biz üçümüz hatırla. Öyleydik tabi lan. Öyleydik tabi Ramiz abi. Hatırlıyorum. Oh.
lan. Nasıl? İstediğin gibi oldu mu? Oldu. Mükemmel oldu. Kenan kardeşim, bizi parlak bir gelecek bekliyor.